Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün Warner Plus'ta yayınlanan 3 bölümlük Faria Nexus adlı dizinin ilk bölümüne beraber bakacağız. Tabii ki bütün diziyi izleyemeyeceğiz. %60'lık, %70'lik bir kesitini size vereceğim çünkü telif. Ama bunu öyle güzel sahnelerden seçiyorum ki hem size Warner 40K dünyası hakkında güzel bilgi versin hem de gözünüz aksiyon sahneleriyle bayram etsin istiyorum. Şimdiden uyarayım. Size bilgi vermek adına videoyu çoğu yerde durdurdum. Neyin ne olduğunu açıklamak için. Bazı sahneler bittikten sonra 2-3 dakikalık işte atıyorum Necron nedir? Ee, bir sahne bitiyor ardından adepta Sororitas nedir? İşte bir sahne bitiyor. Space Marine'ler nedir? Gibi bilgi içeren kısa anekdotlarım da olacak. Şimdi arkanıza yazsanın. Farah Nexus'un birinci bölümünün keyfine varın diyorum görüşmek üzere iyi seyirler zamanınızı bana ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum ama bu arada bu videoları gerçekten zevkle çekiyorum eğer kanala üye olursanız beğenirseniz ve doğal olarak yorum atarsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz ne? hiç bilmeyenler için bunlara Battle Sister deniyor ya da Sister of Battle ya da diğer ismiyle Adapte Sororitas birlikleri. Bunlar e, imparatorluğun ekskliyarki gücünde yani dini bölümünün askerleri hepsi kadın bayağı bir ağır tarihçesi var bunların da. Ama şöyle söyleyeyim size imparatorluktaki herkes gibi bunlar da doğal olarak imparatorun tanrı olduğuna inanıyorlar ve hemen hemen herkesten daha bağnaz diyebilirim bunlar için. Bunlar özellikle dine inanmayanların üstüne salınan gruplar, inançsızları temizlemek için gönderilen bir askeri birlik. Dediğim gibi hepsi kadından oluşuyor. Ve burada da imparatora kendisini dua ederken görüyoruz. Ona güç versin, ruhani güç, fiziki güç gibi. Etrafa baktığınızda da tamamen bir savaş alanı var. Gördüğünüz gibi yerlerde Adapte Sororitas askerlerinin cesetleri, Imperium Guard cesetleri, hatta şurada bir tane Krieg görüyorum şurada. Hatta az sonra gösterecek Necronlar da var. Nekronlar İmparatorluğun milyonlarca dünyasından bir tanesine saldırmışlar. Ve İmparatorluk buradaki savaşı kaybetmiş görünüyor. Dünya dümdüz olmuş. Biz de burada savaşta geri kalanların hikayesini izliyoruz. Başlangıçta tabii bazı bölümler vardı. Hepsini gösteremeyeceğim için dizinin. Onları kırpmak zorunda kaldım. Size önemli anlarını gösteriyorum. Şimdi dizi esnasında kısa kısa bilgiler vermeye çalışıyorum. Ama büyük bir sahne bittikten sonra size adapte sorabilitas nedir vesaire vesaire. Daha derinlemesine şöyle bir 2-3 dakikalık bilgi verip hızla geçeceğim. Çünkü izlediğiniz ırkların askeri bir Birliklerin neler olduğunu bilmeniz lazım Warhammer dizileri yeni başlayanlar için Arkadaş canlısı değiller O yüzden biraz tarihçi bilginiz olması lazım Hemen devam ediyorum our prayers have we my bother what have your prayers done for us so far I was asking for forgiveness oh I'll have some of that beloved Emperor forgive us for failing this world and all its people off yani Bu trailerı da izlerken de çok garip gelmişti ama anında şöyle bir şey oluyor galiba diye bir komplo teorisi üretmiştim. Onun da olup olmadığını ileride göreceğiz zaten. Her neyse bu bir Imperium Guard tamam mı? Göz renginden de anladığımız üzere Cadia'dan gelme. Cadia Imperium Guard'ın ya da diğer ismi de Astra Militarum'un geldiği gezegenlerden bir tanesi. Şöyle diyeyim size Imperium Guard imparatorluğun askeri gücünün bel kemiğini oluşturan bir bölük. İşte sıradan kadınlar ve erkeklerden oluşturulan bildiğiniz asker. Sayıları çok fazla yani bir savaşta yaklaşık 500 bin tane asker işte imparatorluğa karşı her ne olursa olsun savaşa gidiyor ve bunların hiçbir özellikleri yok ellerindeki Last başka. Mesela daha evvelden ne demiştim Adeptus Sororitas ağırlıklı olarak dine küfür edenlerle savaşır. Din karşıtlarıyla savaşır ama e, Imperium Guard'ı herhangi bir şeyin üstüne sürebilirsiniz. Necronlarla da savaşır, trenitlerle de savaşır warp'tan çıkan şeytanlarla da savaşır ve bunlar sıradan kadınlar ve erkekler üstlerine sadece bir bandik'ten zırh giymişler ki şu kask ya da üzerindeki zırh savaştığı o galaktik yaratıklara karşı onları koruyacak hiçbir şey değil. Kağıttan bir gibi. Ama dediğim gibi bunun bir böyle bir cesurluk romantizmi var Imperium Gat'ta. İmparatora aşırı şekilde bağlı oldukları için gözleri kapalı ölüme giderler. Yani gözleri kapalı 500 bin askerin üzerinize saldırdığını düşünün. Güçleri de zaten kalabalık olmalarından geliyor. Her neyse hemen geçiyorum. Şimdi şurada şöyle bir olay var. Herhangi bir Imperium Guard Battle Sister'la böyle konuşamaz. Yani şu şunun yaptığı dine küfür şu anda bu askerin yaptığı ve Adapte sororitas demeyi daha çok seviyorum bu arada. Daha böyle kulağa şiirsel geliyor. Böyle bir lafı dine küfür olarak alır ve onu orada anında infaz eder. Yakar, kafasına boltırganla bir tane sıkabilir. O mermi bile harcamaz belki de. Boynunu orada kırıverir, bırakır. Yani bu doğrudan dine küfürdür. Hızlı bir ölüm size merhamettir aslında. Sizi aslında ibret alem olsun diye işkence ede ede herkesin gözü önünde öldürürler. Yani böyle bir lafı hele hele özellikle bir battle söylemek imkan Neyse devam ediyoruz bunun da nedenleri var tabi. Burada düşen bir tandırak görüyorlar ve oraya doğru yürümeye başlıyorlar. Bunu burada kesiyorum. Adepta Sororitas ya da diğer ismiyle Sisters of Battle aynı zamanda İmparatorun kızları diye de anılır. İmparatorluğun Exiliarsi ya da Adeptus Ministorum, Latin isimleri çok karizma değil mi? diye bilinen dini bölümünün tamamen kadınlar tarafından oluşan savaşçı rahibe ordusudur. Şimdi jandarkı hayal edin. Ettiniz mi? Şimdi onlardan yüz binlerce hayal edin. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Kız Kardeşler Birliği aslen dini yozlaşmaya ve İmparatoru tanrı olarak inkar eden mürtetlere karşı savaşır ve onları ateşle yakar, lav silahıyla eritir ya da boltırganla infaz ederler. Ayrı ayrı organizasyonlar olmasına rağmen sık sık inquisition'la yani enginizasyonla kafirlere karşı operasyon düzenlemek için beraber çalıştıkları görülür. Kız kardeşler o kadar bağnaz ve inançlı bir gruptur ki böyle bir gücün kontrolden çıkmaması için bu beraberlik zorunluluktan ve çoğunlukla inquisition'ın adepta sororitası kontrol etme amaçlı olduğundan söylenebilir. Warhammer 40K evreninde insan ırkının nasıl bağnaz ve dini fanatik olduğunu duymuşsunuzdur. Lakin Warhammer 40k dünyası bile 36. bin yılda resmen Avrupa'nın karanlık çağı dediğimize benzer bir dönem olan Age of Apostoli denen süreçten geçmiştir. Kilise bu dönem öyle güçlenmiştir ki Senatorum Imperialis'in üyeleri High Lords of Terra üzerinde bile baskı kurmaya başlamıştır. High Lords of Terra'yı İmparator adına karar alan bir meclis olarak görebilirsiniz. Bu dönemin en güçlü kişiliği Gog Fandair zamanında Adapta Sororitas'ı kurmuş kız kardeşlerin bağını nazlığı, şehit olma aşkları ve bir fedai gibi gözleri kapalı ölüme gitmeleri onları herkesin korktuğu kilisenin özel ordusu haline getirmiştir. Gayet kanlı ve detaylı olan bu döneme sonra ve isterseniz ayrıca değiniriz ama sonuçta kilisenin gücü kısıtlanmış, kilisenin erkek savaşçıları yasaklanmış ve bütün Adaptis Ministorum, Inquisition'ın yakın merceği altına alınmıştır. Klasik bir Adapte Sororitas saldırısı şöyle başlar. Düşmana ulaşmadan önce alçak yörüngede bir gemi üst atmosferden aşağıdaki düşmanlarına ilahiler yağdırır. Artan tövbe çağrıları şehirler ve hatta kıtalar üzerinde yankılanır ve eğer karşı koyarlarsa lanetlenecekleri duaları düşman elindeki bölgelerin kulaklarında hatta kalbinde yankılanır. Saldıracakları gezegene genellikle bakın ne diyorum katedral şeklinde düşüş gemileriyle inerler. Katedral binala iniyorlar gökyüzünden aşağıya. Bu katedrallerin heykellerinden savaş alanına kutsal su yağmur gibi yağdırılır en son kafir ve kafirlik sembolü yakılana kadar da savaş alanını terk etmezler. Bu kadınların imparatora karşı inançları ve iradeleri o kadar kuvvetlidir ki, kaos tanrılarının tarafına bile isteye geçen Mirael, Sabatiel adında sadece bir savaşçı rahibe vardır. Bölükleri, onların altındaki birlikleri ve ayrı ayrı rütbeleri, hatta aziz kabul edilen şehitleri burada anlatılmakla bitmez ama isterseniz koskoca bir videoyu daha sonradan adepta sororitas içinde ayırabilir. Şimdi burada gördüğünüz bir nekron. Sıradan bir nekron değil. Bu, bu teknomancer. İlimuner Seraz diye geçen bir adam. Bu sahnenin sonunda size nekronlarla ilgili bir ilgi vereceğim. Ama biyotransfer diye bir şeyden bahsedeceğim. Bu biyotransferi gerçekleştiren nekron tierlerden bir tanesi vaktinde bu adam. Ve nekronlar tarafından da pek sevilmiyor. Ama hayranlıkla da bakılıyor diyeyim. Yaklaşık 60 milyonun üzerinde bir yaşı var. Ve böyle bir karakterle karşılanmamız gerçekten güzel. İlimuner Seraz diyeyim ele geçirdikleri dünyadaki rehin aldıkları kişiler üzerinde deney yapıyorlar. Burada da yakaladıkları rehineleri görüyorsunuz üzerinde deney yaparken. Hemen geçiyorum. Şimdi burayı biraz açıklamak gerekirse. ikisinin de biraz daha farklı konuştuğunu fark etmişsinizdir. İlluminal Seras mantıklı konuşuyor. Diğeri de daha robotik konuşuyor değil mi? İkisi de aynı ırktan olmasına rağmen. Öncelikle uyandırdığı tip bir Deadmark, sniper. Bunlar hedeflerini yok edecekleri an gelene kadar... ...oldukları yerde günlerce durabilen keskin nişancılar. Teleport özellikleri var onları da göreceğiz az sonra. Deadmark buna deniyor. Az evvel ki o iletişim küresinde diyeyim size gezegende kalan son direnççileri gördük. Onlardan bir tanesi bir tane Adacta Soraritaz, bir tane Astartes vardı Space Marine. Çavuş rütbesi o da kırmızı başlığından anlaşılıyor ve bazı Astra Militarum'a ait Guardsmen'ler gördük. Onların yok edilmesi için bunları yolluyor. Yalnız Deadmark burada ruh kelimesini kullanıyor ve doğal olarak Seraz bundan işkilleniyor. Daha evvelden Necronlar etten kemikten bir ırk. Ruhlarını evet Warhammer'da ruh diye bir şey var ve tarihçenin ağırlıklı bölümü ruhanilik ve ruhlar üzerine diyeyim. İşte kaos katlar bilmem neler. Neyse geçiyorum. Bunlar ruhlarını ve bedenlerini bir transferden geçirmek zorunda kalıyorlar. Böylece bedenleri bu metalik mısırlı terminatör robotlar deniyor bunlara böyle bir şekilde kalıyor ve hafızalarının ya da bilinçlerinin diyeyim bir bölümünü bu robotlara aktarıyorlar. Eğer bir askerseniz çok düz nasıl asker mantığı nedir? Asker emre itaat eder yürür savaşır vesaire. Bilincinizin çok ufak bir parçası bu robot halinizde kalabiliyor. Ama eğer bir asilzadeyseniz mesela İminatör Seraz gibi aristokratların karakterleri ve hatıraları hala kalıyor. İşte askeri taktiksel becerileri, kişilikleri, analiz etme yetenekleri vesaire var. O yüzden burada İminatör Seraz biraz daha mantıklı konuşuyor. Askerse daha düz konuşuyor. Çünkü geçmiş hayatlarından bugüne kalan bilinçleri asilzadeler ve askerler arasında biraz daha farklı. Devam edelim. <laughs> If you wish for these creatures' destruction, you may leave it to those of the destroyer type. The destroyers are creatures of uncomplicated circuitry, blind to any purpose beyond the satiation. Şimdi burada da niye beni gönderiyorsun diyor. Benim yerime bir destroyer göndersen diyor. Zaten onları kesip biçer yok eder diyor. Nedense benim dizinin sonunda da anlayamadığım nedenlerden dolayı Seraz hala Dead Mark'ı göndermek istiyor. Bu biraz daha böyle cerrahi işlem gerektiren bir askeri hareket gibilerinden bir laf ediyor. O yüzden seni yolluyorum diyor. Ama Deadmark burada çok sorguladığı için her şeyi bilincini tarıyor. Bu üniteyle ile ilgili her şey normal mi? Ben bunu gönderebilir miyim diye. Çünkü bu biraz isyankar düşünen bir tip gibi. Hani ruhlardan bahsediyor. Otoritesine hafiften sorguluyor vesaire. O işte belki de geçmiş yaşamında biraz daha zeki, taktiksel bir herifti. Bu yaşamında da onun kalıntıları acaba hala uyar mı benim operasyonuma herhangi bir

Warhammer 40K tarihi, 60 milyon yıl önceki Galaktik Nekron Savaşı, War in Heaven yani Cennetteki Savaşla başlar diyebiliriz. Nekronlar hep robotik canlılar değildi ama güneş sistemlerindeki süper radyoaktif bir güneş yüzünden 30 yaşına gelmeden önce ölüyorlardı. Bu dönemde onlara Nekron değil, Nekron Tyr deniliyordu. Bu genetik lanetten kurtulmak için başka gezegenlere taşındılar. Fakat genlerindeki bozukluk onları burada da takip etti. Artık kaderlerinin bu olduğunu kabul etmeye başlamış başka bir uzaylı ırkı olan Old Ones'la tanıştılar. Hayatı galaksinin dört bir yanına yaymayı kendine amaç edinmiş Old Ones, teknolojik olarak o kadar ileriydiler ki ölümsüzlüğün sırrını bile keşfetmişlerdi. Hatta dünyadaki hayatın başlangıcının Old Ones olduğu dedikoduları var ama bunu asla bilemeyeceğiz. Doğal olarak Necrontyr Old Ones'a kendilerine yardım etmeleri için yalvarıyor ve Old Ones ne yapıyor dersiniz? Onlara kendi kaderlerinden kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyip yardım etmiyorlar. Buna çok kızan Necrontyr Old Ones'a karşı savaş açıyor ve her saldırılarında Old Ones onları ezici şekilde def ediyor. Bu süreçte Necrontyr Katan diğer ismiyle yıldız tanrıları diye de anılan çünkü yıldızların enerjisini çekerek yok ediyorlar. Bu galaktik ırkla da tanışıyorlar. Katan, Necron, Tira kendilerinin de Old Wands'tan nefret ettiğini söyleyip ittifak teklif ediyor. Güzel haberler. Bununla da bitmiyor. Katan, Necrontyr'a e acılarını geride bırakacaklarını, çünkü onlara ölümsüzlüğün sırrını vereceklerini söylüyor. Kulağa fazla iyi gelen her şey gibi satır altlarında tehlike barındırdığı için Necrontyr'ın ölümsüzlük için ödediği bedel çok fazla oluyor. Fiziksel vücutları yakılıyor, bilinçleri de Necrodermis denilen bir tür metal türünden yapılma iskelet robotlara yükleniyor. bio denilen bu süreçten bütün Necrontyr halkı geçiyor ve artık isimleri Necron diye anılmaya başlıyor. Necron diye anılan ırk Katan'ın sonsuz enerji potansiyeliyle Old Ones'a karşı başa baş savaşacak hale geliyor. Bu öyle muazzam bir muharebe ki galaksinin merkezinden en uç sınırlarına kadar aklın alamayacağı büyüklükte bir savaş kopuyor. Bu esnada Necron Katan'ın onu kandırdığını biyotransfer esnasında aslında yıldız tanrılarının Necron tier ruhlarını ayırdığını ve yuttuğunu öğreniyorlar. Bu arada Necron tier Katan ona geldiğinde onları tanrı olarak görüyordu. Doğal olarak Necron bu sefer tanrı olarak gördükleri Katana karşı da savaş açıyor. Bu muazzam yaratıkları tamamen hapsedemeyeceklerini bildikleri için onları parça parça bölerek her parçalarını Tesserak Kümbeti denilen yerlere kilitliyorlar. Bu savaş esnasında Old Ones'ın savaşta kendilerine yardım etmesi için Orkları ve Eldar ırklarını yarattığını da kenara not edelim. Yıldız tanrılarının aradan çıkmasına rağmen Necron ve Old Ones savaşı milyon onlarca yıl sürmeye devam edip galaksiyi ve dolayısıyla varpı görülmemiş bir yıkıma götürüyor. Eldari ırkının üstünlüğü ele geçirmesi sayıları gittikçe azalan Necron'un savaşı sürdürmesini anlamsızlaştırıyor. Bu yüzden kralları Silent King bütün Necron ırkına sistemlerini kapatmalarını ve 60 milyon yıllık bir uykuya dalmalarını emrediyor. Bu süre zarfında Eldari'nin galaksideki hakimiyeti kaybedeceğini ve uyandıklarında hakları olan galaksiyi rahatlıkla ele geçirebileceklerine inanıyorlar. 60 milyon yıl sonra ise evet artık Eldari yok ama bu dönem imparatorluğun galaksiye hakim olduğu ana denk geliyor. Burada ölü Astartes'leri görüyoruz. Astartes'lere aynı zamanda imparatorun melekleri Emperors Angels da deniyor. Neden? Aslında bence çok şiirsel yine. Biz tabi oyunlarda ya da izlediğimiz yapıtlarda bol bol Space Marine görüyoruz. Ama... Galaksimizde yaşayan herhangi bir vatandaşsanız ya da Imperium Guard olabilirsiniz. Bir Astartes'i görebilme şansınız milyonda bir falan. Böyle her göreve de gitmezler ama zannedersem bu dünya çok kıymetli olduğu için de oradan Space Marine'leri yollamışlar. Hatta yani düşen gemiye bakarsanız ben bunu sorguluyorum hala. Bu dünya ne kadar değerliydi ki bu kadar elden gitmesine rağmen hani bir bölük yollamaya devam etmişsiniz. Devam edelim. fault wasn't theirs no was it yours no not mine nor my sister's who's then my mother died on the line that's what they told me I was ten years old. An officer came. He wore a uniform that looked just like yours. He smelled of boot polish and incense, though, not blood. He handed me a set of ID tags, militarum stamped. They weren't hers. They were. ve ahlaki çatışma görüyoruz. Gezegenin düşmesi kimin suçuydu falan pişmeken diyor. Ne benim kız kardeşlerimin ne de burada savaşanların diye Danica cevap veriyor. Ve ondan sonra konuyu şeye bağlıyor. Annem öldüğünde ben 10 yaşındaydım üniformalı biri kapımıza gelip annemin isminin yazdığı bu ID tagler Türkçesine ne denir şimdi bilmiyorum. Onu vermişti diyor. Burada anlıyoruz ki ID tag yeniymiş. Pırıl pırılmış ve aynı zamanda gelen askerin de üstü başı pırıl pırıl botları vesairesi pırıl pırılmış. Ki gayet normal aslında. Çünkü bir aileye başsağlığı dilemeye ve bir yakının öldüğünü söylemeye geliyorsunuz. Tabii ki askerler pırıl pırıl gelir ama bunu Danika bir nevi küfür olarak görüyor. Yani hiç savaşa katılmamış hiçbir şeyden haberi olmayan bir asker geldi annemin ölümünü haber vermeye diyor ve ID taglerin yeni olmasından şunu anlıyoruz aslında burada annesinin cesedi savaş alanından kurtulamamış onlara yeni bir ID tag basıp annesinin ölüm haberini ona getirmişler. Buradan da şeye bağlayacak zaten gezegenin bu halde olmasının sebebi burada yaşayan insanların inançsızlığı o yüzden düştü gezegen diyor. kestiğim için çok özür dilerim. Bu sahne çok güzel. Hemen açıklayayım. Bu kalan direnişçilerden bir tanesi. Bu başlıkta onun baktığı açıdan gördüğümüzde potansiyel o kırmızı işaretlenen var ya karşısındaki tehdidin potansiyel noktalarını işaretliyor. Bu arada Space Marine'ler bildiğiniz üzere devasa tipler ve böyle devasa tipler olmalarına rağmen ve üzerlerindeki power armor'ın çok ağır olmasına rağmen aşırı hızlı refleksleri var ve her şeyi bir iki saniye içinde gördük farkındaysanız. Kaskından potansiyel tehdidin olabileceği yeri gördü. Fark etti. Atışı fark etti ve anında siper aldı. Snaptik disintegratörden kaçtı ve karşılık vermeye başladı. Yani bu devasalıkta bir herifin üzerinde bu kadar ağır bir zırh varken bunları yapabilmesi çok güzel tam bir ölüm makinesi tam bir savaş makinesi herifler gerçekten izlemeye devam edelim Kiran Astartes için tehdidin nerede olduğunu arkasına teleport olduktan sonra anında fark etti. Üzerine cover shot dediğimiz şeyi açtı. Saklandığı yerden çıkmasın diye ateş ederek üzerine doğru koşmaya başladı. Testeresini çıkartarak yakın dövüşe girmek istediği anda aslında Deadmark'ın onu bir tuzağa çektiğini teleport oldu. Başka bir yerden çıkarak Astartes'i kafasından vurdu. Seramay tanrını deniyor. Space Marine'lerin giydiği zırha. Ve bu normalde işte böyle mermileri falan sallamaz bile. Üzerine sıksanız mermiden %100 korur. İşte last gun sıkarsınız. Imperium Guard'ın kullandığı last gunlar vesaireler. Onları sallamaz. Tabii şöyle bir şey var. Tamamen yok edilemez bir zırh değil. Yani bir Leskan'ı yüz defa aynı noktaya sıkarsanız Ceramite Armor'a bir noktadan sonra zarar vermeye başlıyorsunuz. Yalnız bu herifin elindeki sinaptik disintegratör öyle bir manyak silah ki Ceramite Armor hiçbir şekilde korumuyor. Doğrudan tak içeriden geçiyor. Burada Space Marine'in biraz dayanmasının sebebi işte aldığı eğitim ve insanüstü biyolojik asker olması. Space Marine'ler laboratuvarlarda üretilmiyor. Sizin benim gibi insanlar çocukluk yaşında alınıyorlar, belli çok zorlu testlerden geçiyorlar çocuk yaşlarında. Geçemeyenler çocuk yaşlarında ölüyor. Ondan sonra da bunlar ikinci kalp takılıyor, üçüncü akciğer takılıyor vesaire. Korkunç implantlardan geçmek zorundalar ama nihayetinde e, tam bir savaş makinesi, insanüstü bir varlık oluyorlar. Burada Space Marine'in işte biraz daha fazla dayanmasının sebebi de ama o bile sinaptik disintegratöre karşı dayanamıyor. Biraz farkındaysanız işte şarjörünü takmaya çalışıyor, dönüp ateş etmeye çalışıyor ama Deadmark ikinci atışı yine kafasından vurup Space Marine'i burada indiriyor. Küçük yaşta sıradan çocukların 2,5 metre boyunda savaş makinelerine dönüşmesi çok acılı ve bir o kadar da ölümcül bir süreçten geçmelerini gerektiriyor. Her Space Marine normal insana göre 19 fazla organa sahiptir. İkinci bir kalp, üçüncü akciğer, kalın bir deri tabakası gibi. Ortalama 320 kiloluk devler olduklarından kaslarına gerekli oksijenin pompalanması için ikinci bir kalbe ihtiyaçları vardır. Bu arada bu fantazi dünyası 30 yıl önce hayal edilmiş olsa da Space Marine'lerin organ implantasyonları şimdi verdiğim örnek gibi gerçek sebeplere dayanmakta. Hatta işin ilginç tarafı bu operasyonların çoğu günümüze kadar ya denenmiş ya teknik olarak mümkün ya da gelecekte denenmek üzere hazırlıkları yapılan bilimsel çalışmalarmış. Yeni organ implantları 10 yaşında başlar, sürecin tamamlanması yaklaşık 18 yaşında biter. Müthiş acılı olan bu süreçte Marine adayı uyanık olmalı ve ağrı kesici almamalıdır. Çünkü cerrah operasyonun doğru gidip gitmediğini anlayabilmek için marin adayının tepkilerini sürekli izlemelidir. Kulağa saçma geliyor olabilir ama bu durum hastanelerde uygulanan bir teknik. Ben kanser tedavisi görürken omurgama iğne ile kemoterapi alıyordum. Doktorlar çok hassas bir noktaya girdikleri için bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı tepkilerimi görmek adına lokal anestezi yapmıyorlardı. Bütün acıyı hissediyordum. Neyse buraya geçiyorum. Çok nadir durumlarda yetişkin erkeklerin de implantasyon sürecinden geçtiği görülür fakat ölüm riski çok yüksektir. Hatta yaşı ileri olan erkekler fiziksel güçleri azaldığı için bütün implantları alamazlar bu yüzden onlara Half Marine adı verilir. Primarklardan yani imparatorun 18 oğlundan alınmış genetik materyal, gene seed yani gen tohumu Space Marine olma işleminin çimentosudur. İmparator ölü, komada ya da uykuda olduğundan adını siz koyun. Yeni gen tohumları üretmek bu teknoloji kaybolduğu için artık ne yazık ki imkansızdır. Gen tohumu bir Space Marine içinde olduğu sürece o kişi ve implantları hakkında sürekli bilgi toplar. Ve ancak bu bilgiyi kullanarak artık yeni Space Marine'ler üretebiliyoruz. Bir Astartes yani Space Marine ensesindeki salgı bezlerinde ve göğsünde olmak üzere iki adet gen tohumu bulundurur. İlki 5, ikinci 10 yıl sonra toplanabilir. Ve bunların toplanması için o Space Marine'in savaşta ölmesi gerekir. Yeni Space Marine'e aktarılan bu gen tohumu ona önceki askerin anılarını ya da yeteneklerini vermez. Ama şiirsel bir şekilde ölmüş olan silah arkadaşının anısını devam ettirir diyebiliriz. Space Marine olmak için absürt derecede fiziksel testlerden ve bulundukları bölüklere özel sınavlardan geçmelilerdir ki hepsinde hayatta kalma olasılığı çok düşüktür. Space Marine en iyinin de iyisini arar ve bu testleri geçemeyenleri aralarında Yer yoktur. Bir iki istisna dışındaki onlar da Space Marine'lere getir götür işini yapan hizmetkarlar gibidir. Birçok bölüye ayrılmış Space Marine'lerin sayısı Horus RS esnasında yarıya düşmüştür. Büyük ihanetten sonra Ultramarines Spray Markı Robert Gleam'ın böyle kuvvetli bir darbenin tekrar olmaması için Space Marine bölüklerini biner kişilik bölüklere ayırarak sınırlandırdı.

Evet. 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 Bu arada Danica ruh hastası falan değil. Yani ortalama ortalama değil aslında bütün adapte sonra hangisini buraya koyarsanız koyun. Evet belki hani taktiksel bir açıdan yenileceği savaş alanından biraz geri çekilmek zorunda kalabilir. Asla tamamen kaçmazlar kendilerine avantaj kazandıracağını düşünüyorlarsa cephede biraz geriye çekilebilirler. Evet ama herhangi bir Battle Sister, savaş kız kardeşi diyelim bu şekilde düşünür zaten. Yani evet burası kutsal bir bölge ve herhangi birinin yaşamı buradan değerli değil. Aslında burada şuradaki KDL'a asker bütün Warhammer düşünce yapısını, dini inancını sorguluyor. Ama içinde yaşadığımız evren zaten böyle bir evren. İmparatorluk böyle bir inancı gerektiriyor. Without the faithful, you have no faith. Be quiet. There's something out there. Come. Come. With me. <laughs> Şimdi burada tabii ki zombi gibi askerler ne diyeceksin? Onu ilk baştaki sahnede Eliminar Seraz'a bağlayabiliriz. Ele geçirdikleri dünyanın sakinlerini burada yaşayanlar üzerinde nekronların deney yaptığını söylemiştim. Belki o sahnelerde yerde gezinen skarapları görmüşsünüzdür böyle böcekler. Onların nano küçüklükteki hallerini insanlara zerk ediyordu burada. Üzerlerinde deney yapıyordu. Gördüğünüz üzere bu insanlar da o deneyin ürünlerinden aslında zombi değiller. Sadece o nano skaraplar tarafından ele geçirilmiş başarısız deneyin ürünleri. Normalde bu nano skarapları nekronlar canlıların içine yerleştirerek onu tamamen kontrol altına alabiliyorlar. Bu şekilde gözlemlemek istedikleri gezegenlere casus sokabiliyorlar. Fark edilmeden içeriden bilgi topluyor vesaire artık o kişi bilincini kaybediyor. Ama e, bunlar zombi değil. Nano skaraplar ölü bir canlıyı kaldıramıyor. Sadece canlı olan birini kontrol altına alıyor. Ama deney baya kötü gitmiş. Yani akılsız geri zekalı yaratıkları haline dönmüşler. Ortalıkta dolaşıyorlar. Hatta Seras orada Dead şey diyordu. Savaş alanına gittiğinde benim deneyimin ürünlerini görebilirsin. Onları istersen tamamen görmezden gel ya da elimine Sana kalmış benim umurumda değil diyordu. Burada da Danica bunlarla savaşmaya başlıyor. Uf. <laughs> ki olayda hoşuma giden şey şu. İlk başta bolter gun'ını kullanarak ateş ediyor. Bunların kullandıkları mermiler bizim pompalı tüfeklerde kullandığımız mermiler büyüklüğünde düşünün. Fakat o büyüklükte bir merminin roket gibi hareket ettiğini de düşünün. Mini roketler olarak düşünün. Dikkat ettiyseniz çarptığı noktalarda patlama yaratıyor. Hedefe geldiği anda patlayarak aktive olan mermiler bunlar. Aşırı hasar verir. Vurduğu şeyi aslında burada böyle patlayan domates parçaları gibi etrafa saçıldığını görmemiz gerekirdi ama belki fazla vahşet olur diye yapmamışlar. İlk şarjörünü boşalttı ondan sonra yakın savaşa girdi etrafındaki tehditleri etkisiz hale getirdikten sonra bir şarjör daha taktı ve geri kalan uzaktaki kalan hedefleri de o bolt yok etti. Bence çok güzel bir sahneydi. Bir Sister of Battle'ın hem Uzak mesafede hem yakın mesafede nasıl sağlam bir tehdit olduğunu, savaş makinesi olduğunu görünüyorsunuz. Bu kız kardeşler, bu savaşçı rahibeler kesinlikle şaka değiller arkadaşlar. Çok ağır bir eğitimden geçtikleri için ve inançları dolayısıyla çok manyak dereceye inançlı tiplerdir bunlar. Onları savaş alanında müthiş bir ölümcül silaha dönüştürüyor. Hiç öyle şaka yapılacak tipler değil. öyle geri alalım. Burada Danika savaştan sonra artık yoruluyor, dua etmeye başlıyor ve dua ettikten sonra imparatorluğun meleklerinden bir tanesinin karşısına çıkması bu kadar dini inancı olan birine karşı kafasında dualarına karşılık bulduğu anlamına gelir. Çok güzel bir gönderme ve ilk bölümün kapanışı. Bu arada burada gördüğünüz Space Marine bir Salamander bölüğü. Space Marine'ler ve Salamander'lar hakkında da videonun sonunda bir bilgi vereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.